Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdolsun iyiyiz çok şükür. Bugün gene ben tezgahın başına geçtim. Yeşil biberlerim var. Dolma yapacağım. Tencerede pişireceğim ama gerçekten de misafirleriniz yediği zaman fırında pişmiş zannedecekler. Bir o kadar lezzetli olacak. Malzeme listem sayın isterseniz. Şöyle küçük küçük yeşil biberlerim var. Tertemiz yıkadım. Domatesim var, soğanım var, maydanozum, dereotum var. Hepsini de aynı şekilde ayıkladım, yıkadım. Artık şöyle biberlerimi sap kısımlarını çıkarmakla başlayayım. Şöyle yapayım isterseniz. Şöyle bazen şöyle bastırarak çıkarıyorum ama bazen de çatlayabiliyor. Biber dolması şöyle küçük olunca ben çok seviyorum. Hem yemesi güzel oluyor hem de görüntüsü. Yine tripodumu yanıma alacağım. Biraz da yakından göstereceğim sizlere. Biberlerimi oymaya devam ediyorum. Ben genellikle bu şekil yapıyorum. Şöyle hemen. Sap kısmından. Hemen kolaycık çıkıyor. Bazıları şöyle bastırarak yapıyor. Bu da kolay oluyor aslında da. İki yöntemi de göstermeye çalıştım. Böyle olunca biraz ağzı dar oluyor. Şöyle göstereyim. Pirincimi gene her zaman olduğu gibi çıkarmayı unutmuşum. Neyse arkadaşlarım ben biberlerimin hepsini oyayım. Az kaldı zaten. Böyle kısa kısa aşama aşama yaptığım işleri göstereyim. Sonra videoma kaldığım yerden devam edeyim. 3 tane soğanım var. 2 tanesini doğradım. Şöyle ince ince. Pirincimi de yıkadım, hazırladım. Sıra geldi dereotlarıma. Onu da incecik. Kıracağım. Maydanozumu da aynı şekilde. Domateslerimi de rendeleyeceğim. Şöyle maydanozumu da incecik doğrayacağım. Ben bunu 2-3 kat böyle incecik doğramaya çalışıyorum. Çünkü çok iri olunca iyi olmuyor. Maydanozumu incecik doğrayayım. Domateslerimi de rendeleyeyim. Sonra soğanım kavrulurken tekrar videoma kaldığım yerden devam edeyim. Yağımla soğanım kavruldu. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçam var. Yarım yemek kaşığı da biber salçam var. Evet, salçası kendi yaptığım. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Ondan sonra domatesimi ilave edeceğim. Şöyle domates rendemi ilave ediyorum.
1-2 dakikada böyle kavrulacak. Ondan sonra pirincimi koyacağım. Ben biraz renkli seviyorum dolmayı. O yüzden gördüğünüz gibi rengi gayet kırmızı. Şimdi fazla salça, domates kullanmıyor. İşte herkesin zevki başka. Damak tadı. Şöyle pirincimi ilave ediyorum. Hemen karıştıracağım. Biraz böyle salçasıyla, domatesiyle kavrulacak. Ondan sonra birazcık su ilave edeceğim. Şöyle altını hemen birazcık açayım. Suyum da hazır. Burada baharatlarım, tuzu. Şöyle suyum da yavaş yavaş. Çok kavurmayacağım zaten. Hemen 1-2 dakika. Şöyle birazcık daha yeterli. Kapağını kapatacağım. 1-2 dakika kavrulacak. Şöyle kapağımı da alayım. Ben de bu arada biberlerimi tuzlayacağım. Şöyle onu da göstereyim kısaca. Artık öğrenmişsinizdir ama bu şekilde. Pirincim 1-2 dakika kavruldu. Şöyle nanemi ilave ediyorum. Yeterli bakalım. Dereotu, maydanozu. Yine kontrollü bir şekilde fazla geldim hemen. Ben bunu poşetliyorum. Difrizim atıyor. Bir maydanoz olmadığı zaman elime geliveriyor. Salçam tuzu diye tuz kullanmadım. Yine tadına bir bakarım. Az gelirse birazcık ilave edebilirim. Dolmalarımı şöyle tabağıma boşalttım. Biraz soğumasını bekledim. Ben de bu arada mutfağımı toparladım. Şöyle hemen biberlerimi içine yerleştireceğim gördüğünüz gibi. Çok fazla doldurmayacağım. Biraz boşluk kalacak. Çünkü çok pişirmedim pirincimi. Çok doldurunca taşıyor, o zaman da güzel olmuyor. Üzerlerine domatesden kapak yapacağım. Hem görüntü güzel olsun. Hem de fazla dışa taşmasın diye. Şöyle parmağımla hemen toparlayacağım. İçim çok gelirse biberim biraz daha var. Hemen onu da saplarını çıkarabilirim. Bazen denk ayarlıyorum da bazen de nedense biraz fazla geliyor. Ben bunun birazını kızıma, birazını dünürlerime nasip olursa bakalım götüreceğim. Dünürlerime geçen etli bamya yapmıştım ya taze. Götüreceğim, göndereceğim demiştim ama bir türlü nasip olmadı. Onların çocukları başka bir şehire gitmiş. Evde kimse yokmuş. Ben de kendimin götürmeye zamanı yoktu. O yüzden nasip olmadı işte. Bazen böyle götüreceğim diyorum. Göndereceğim diyorum, nasip olmuyor. Her iş nasipte derler ya, aynen o şekilde. Biberlerimi doldurdum. Sıra geldi domateslerime. Şöyle halka halka domates kestim. Kimini yarım halka yaptım, kimini bütün. Küçük olanlara şu şekilde yarım halka yapacağım, koyacağım. Büyük olanlara da bütün. Şöyle domateslerimi yerleştireceğim. Hem görüntü güzel. Hem de pirinçlerin dışarı çıkmaması için.
Bu şekilde ben bütün domateslerimi, biberlerimi yerleştireyim. Sonra sosumu dökerken videoma kaldığım yerden devam edeyim. Dolmalarımı tavama yerleştirdim. Burada tabağımda da bir yemek kaşığı salçam var, biraz sıvı yağım var, biraz da su ilave ettim, yarım bardaktan biraz fazla. Artık tavamın üzerine gezdireceğim. Çok fazla kullanmayacağım, suyunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Fırın tadı vermesi için birazcık dibine tutmasını istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tavamın kapağını kapatacağım. Ocağımın en büyük gözüne de koyacağım. Duyduktan sonra altını kasacağım. Şöyle altının biraz tutmasını istiyorum dibine. Gene bunları yaparken de sizlere aşama aşama göstermeye çalışacağım. Dolmalarım biraz tenceremde pişti. Şöyle tavama da birazcık yağ, birazcık salça, birazcık su. Hemen 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle dolmalarımı tavama yerleştireceğim. Birazcık tavada dibine tutmasını sağlayacağım, kızarmasını sağlayacağım. Bakın altları nasıl dibine tutmuş. Şöyle çevireyim. Yine bunu da göstereyim, bakın. Böyle aynı fırında pişmiş lezzet oluyor. Belki birazcık uğraşabilirsiniz ama tadını da bakınca uğraştığınıza geliyor gerçekten. Bakın. Çok su koymayacaksınız. Özellikle ona dikkat edin. Şöyle tavama biberlerimi yerleştirdim, dolmalarımı. Şöyle yanmadan biraz daha alt tarafının kızarmasını sağlayacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu işlemi dolmanız yumuşadıktan sonra yapacaksınız. Yoksa pişmez. Aslında dolmam az olsa aynı işlemi ben bu tavada da yapabilirdim. Şöyle göstereyim. Dolmam çok olduğu için o yüzden olmadı. Şimdi bunları da çevireyim. Biraz halka domatesim kalmıştı. Onu da ilave ettim. Dolmanın içine doğradığım domateslerden. Hani fırında saatlerde uğraşmaktansa böyle daha mantıklı geldi. Bu benim bir de kendi tarifim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bakın. Dakika tavamda çevirerek kızarttım diyeyim, pişirdim diyeyim. Şöyle yakından da gösterin. Yalnız bu işlemi dolmanız pişmesine yakın yapmanız gerekiyor. Çiğken yaparsanız olmaz. Piştikten sonra yaparsanız olmaz. Bu sefer de çevirirken dolmalarınız dağılır. Bu da bir püf noktasıydı. Artık şöyle servis tabağıma alacağım. Bakın. Nar gibi kızardılar diyebilirim. Özenli bir şekilde servis tabağıma yerleştireceğim. Şöyle alırsam tavama daha rahat olacak benim için. Neyse arkadaşlarım, ben dolmalarımı servis tabağıma yerleştireyim. Sonra son hallerini göstereyim sizlere. Bakın elim de battı bu arada.
Dolmalarımı servis tabaklarıma aldım. Şöyle tavamın dibini göstermek istiyorum. Bakın hiç su var mı? Sadece yağ var. İşte böyle olursa çabuk kızarıyor. Şöyle tavamı kenara alayım. Bu dolmalarımın domateslerini çıkardım. Değişik görünsün kapak fotoğrafımda diye. Bakın arkadaşlarım, birkaç tanesinde kaldı domates. İnanın fırında pişenden daha lezzetli, emin olabilirsiniz. Garanti verebilirim. Bir de şöyle sunum hazırladım. Bunu da düz şekilde koydum, domatesli. Bakın. Bu tabağıma da iki tane dolmamdan koydum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle yakın gelirsem. Bakın arkadaşlarım, çok pişmemiş, çok da çiğ değil, tam kıvamında. Evet değerli takipçilerim, ben bugün tavada biber dolması yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten de tadı fırında pişmişten hiç fark yok. Hatta daha da lezzetli diyebilirim. Artık bir haftadır Instagram'da da ben yaptığım yemeklerin fotoğraflarını hikayemde de paylaşıyorum. Instagram hesabımı vereyim isterseniz. cigdem.kartal.794. Orada da beğenilerinizi bekliyorum, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videomu kapatmadan da bir takipçim var. 15 gündür falan yorum yazıyor. Allah razı olsun. Satiye Otakçı hanımefendi diyeyim artık. Benden bir yaş büyükmüş. Ablacım da diyebilirim. Satiye ablacım, desteğin için çok teşekkür ederim. Uşak Bozkuş köyünden selamlar, sevgiler gönderiyorum. Birçok rahatsızlığı varmış. Allah'ım acil şifalar versin diyeyim. Kanalıma da destek amaçlı 3-4 kelime yorum yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ne diyeyim artık, burada videomu sonlandırayım. İnşallah yarın görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Beni izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun.